Masal keyfi. Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane mutlu çift varmış. Bu çiftin çocukları olacakmış. Şu karşı komşunun bahçesindeki marullar ne kadar güzel. Keşke o marullardan yiyebilsem. Genç kadın o bahçedeki marullardan başka bir şey düşünemez olmuş. Ve o marulları eşinden istemiş. O marullardan yiyemezsem ölürüm. Merak etme hayatım. Ne yapıp edip o marullardan sana getireceğim. Ne yapıp edip o marullardan almalıyım diye düşünen eşi, karısı için çok endişeleniyormuş. Karşı bahçede oturan bir cadıymış. Bütün tehlikelere rağmen o bahçeye gitmiş. Marulları toplarken bahçenin sahibine yakalanmış. Sen! Benden habersiz bahçemdeki marullardan nasıl yersin ha? Hanımefendi, eşim hamile. Bu marullardan yemezse ölecek. Ne olursunuz izin verin, bir iki tane bu marullardan yesin. Lütfen. Peki. Ama bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Doğar doğmaz çocuğunuzu bana vereceksiniz. Cadıdan çok korkan bu genç adam çaresizce teklifi kabul etmiş. Beklenen gün gelmiş ve sevimli mi sevimli bir bebek doğmuş. Şimdi bebeğimden nasıl ayrılacağım? Ve maalesef bebeği cadıya vermek zorunda kalmışlar. Aferin! Karını kurtardım, çocuğumu alıyorum. Hepsi bu kadar. Hep bir çocuğum olsun istemiştim. Çok mutluyum. Yıllar geçmiş, cadı bebeğe çok güzel bakmış. Onu çok güzel yetiştirmiş. Bebek kocaman bir genç kız olmuş. Cadı onu bütün kötülüklerden korumak için yüksek bir kuleye hapsetmiş. Kulenin merdivenleri yokmuş. Cadı geldiğinde ona ulaşmak için sesleniyormuş. Rapunzel, Rapunzel, uzat o altın sarısı saçlarını. Ben geldim. Annesinin sesini duyan Rapunzel, uzun altın sarısı saçlarını aşağı doğru uzatıyormuş. Annesi de saçlarını tırmanarak kulenin içine giriyormuş. Birlikte sohbet ediyor ve hoş vakit geçiriyorlarmış. Hoşça kal anneciğim, yine gel. Rapunzel yalnız kaldığında şarkı söylermiş. Bir gün Rapunzel'in sesini oradan geçen prens duymuş. Rapunzel'in yanına gitmek istemiş ama yukarıya tırmanacak bir merdiven bulamamış. Orada saklanarak beklemiş. Rapunzel'in annesi geldiğinde kuleye nasıl çıkılacağını öğrenmiş. Annesi gittiğinde ise sesini annesinin sesine benzeterek Rapunzel'e seslenmiş. Rapunzel, uzat o altın sarısı saçlarını. Ben geldim. Rapunzel, gelenin annesi olduğunu düşünerek saçlarını uzatmış. Karşısında annesini değil de başka birisini gören Rapunzel çok korkmuş. Aman Allah'ım, sen de kimsin böyle? Korkma, benden sana zarar gelmez. Prens Rapunzel'i gördüğünde onu çok beğenmiş ve hemen ona evlenme teklifi etmiş. Yıllarca kulede durmaktan çok sıkılan ve prensi de beğenen Rapunzel bu teklifi kabul etmiş. Ama Rapunzel'in kuleden inmesi imkansızmış. Rapunzel'in aklına bir fikir gelmiş. Prens her geldiğinde Rapunzel'e kumaş parçası getirecekmiş. Bu kumaş parçalarını birbirine bağlayarak merdiven haline getireceklermiş. Her şey yolunda gitmiş. Fakat bir gün Rapunzel, "Anne, prens senden daha hızlı tırmanıyor saçlarıma." deyince her şey ortaya çıkmış. "Beni nasıl aldattın? Ben seni bütün kötülüklerden korumaya çalışıyorum."
Rapunzel'e çok kızan annesi Rapunzel'in saçlarını kesmiş ve Rapunzel'i çok uzaklardaki çöllere göndermiş. Cadı kulede kalıp prensi beklemiş. Prens geldiğinde Rapunzel'den kestiği saçları prense uzatmış. Prens karşısında cadıyı görünce çok korkmuş ve kendisini aşağıya atmış. Yere düştüğünde ölmemiş ama yerdeki dikenler gözlerine batmış ve gözleri görmemeye başlamış. Yıllarca ormanda gözleri görmeden Rapunzel'i arayarak ormanda dolaşıp durmuş. Bir gün Rapunzel'in yaşadığı köye varmış. Uzaklardan çok güzel bir şarkı duymuş. Bu Rapunzel'in sesiymiş. Prens sese doğru yürümüş. Ve çok kısa süre sonra Rapunzel ve prens buluşmuşlar. Rapunzel prense kavuştuğu için sevinç gözyaşları dökmüş. Rapunzel'in sevinç gözyaşları prensin gözünü açmış. Prensi artık görüyormuş. Bu mutlu çift prensin ülkesine gitmiş. Köylülerin desteği ve yardım sayesinde Rapunzel gerçek anne ve babasına da kavuşmuş. Prens ve Rapunzel evlenmiş. 40 gün 40 gece prensin ülkesinde düğün yapmışlar. Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Burada da masal bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. YouTube Masal Keyfi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Masal Keyfi.